Günaydın. Feci güzel uyudum. Manzaram enfes. Motor kapıda, daha ne olsun yani gerçekten. Bayağı da bir enerji topladım. Bangkok'la, o trafikle, o karmaşayla uğraşmak için şu an hazırım. Biraz da bir stresliyim o Bangkok'a giriş, kalacağımız yeri bulma konusuyla ilgili. Ama herhalde yavaş yavaş birkaç kez yanlış yerlere sapa sapa bulurum diye düşünüyorum. O trafiği görmeniz lazım. Şenlik var bugün. Motorlarımızı da bu tarafa çektik. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra da, ay teyze çok tatlı. Ondan sonra da yola çıkacağız. Şurada da kahvaltı yerimiz var. Kahvaltı yerimiz var ama kahvaltılık hiçbir şey yok ortalıkta. Lütfen aç kalmayalım. Bir omlet en azından, değil mi ama? Şöyle bir sahile bakalım diye bu yoldan geldik. Sonra birazcık sahilde yürüyelim, kıyıya bakalım dedik. İnanılmaz deniz kabukları var. Size göstermek istiyorum. Biraz topladım. Bakar mısınız şunlara? Temizleyemedim henüz ama. Ve şu, yani inanılır gibi değiller. Güzelliğe bakın. Bangkok'a yaklaşık 100 kilometremiz kaldı. Bu sefer PTT'de değil, Shell'de durduk çünkü Sıdık abla buranın kahvesini daha çok seviyor. Aynen. Ama güzel çünkü öbür tarafta çok tatlı yapıyorlar. Buranınki hakikaten daha güzel. Evet, harika. Çok lezzetli kahveleri. Evet, biz de bir de ne olduğunu bilmediğimiz bir şey aldık şöyle. Fıstıklı ve galiba ananaslı falan, üstünde öyle fotoğraflar var. Evet, ananas kurusu var üstünde. Evet, evet, bakalım böyle. Çok güzel bir ürün. Aslında bitiremiyorduk böyle bir paketi ama bu sefer hepsini bitirdik. Bu sefer çok sevdik. Az kaldı.
Bangkok'taki otelimize varmış bulunuyoruz. Nasıldı yol? Çok güzeldi. Nasıldı? Harika. Tam bir şehir planlaması olarak yapılmış. İstanbul'da da aslında böyle direkler üzerinde bütün yollar hiçbir saniye durmadan akacak. Akacak. Evet, keşke. Ama bir söz hakkım olsa aynısını yaparım. Evet, çok mantıklı ama evet. Gerçekten yani evet. Trafiğin akışını sağlamak adına. Gerçi haritadan takibi zor oluyor ama. Evet, doğru. Olsun. O meyve sularımız da geldi. Süper. Neydi? Kapkunka. Kapkunka. Hello, Karis. Sağlığınıza. Vallahi tebrikler. Evet, gerçekten seni de kutluyoruz. Çok güzel bir rot kaptanlık yaptınız. Evet, harikasın. Evet, 10 numara geldik sanki yarış pistindeyiz. Gerçekten öyle. Ama çok güzeldik yani. Çok güzel geldik yani. Sen güzel de var ya önde. O kadar güzel geçiyorsun. Teşekkür ederim valla. Evet. Güzel, eğlenceliydi. Birçok erkekleri çok rahat cebinden çıkarırız. Teşekkür ederim. Bugün benim motor kullanıyorum diyenler var ya. Gelemezsen ne yola? Mümkün değil. Almayalım onları zaten. Evet, alma. Gelmesinler. Görüyorsun böyle 100 km yol yapıyorlar. Motorda ayağa kalkıp bir sağa bir sola. Evet ya şöyle. Popoları uyuşmuş çeviriyorlar. Ondan sonra tekrar oturuyorlar. Biraz sonra ayağa kalkıyorlar. Biraz sonra boyun kıpırdatıyorlar. Bir sürü işler yapıyorlar. Onun için arkanda gelemezler 650 km yol. 700. Ya, ya. Erkekler. Duyun, duyun. Bilgi vereyim size. Mesela şimdi biliyorsunuz Tayland krallıkla yönetiliyor. Ve krallık babadan oğula geçiyor. Eski kralı çok seviyorlar ama kendisi vefat etti. Etmiş yani birkaç yıldan fazla oluyor. Ve oğlu tabii ki şu an yönetimin başında. Fakat oğlunu öyle o kadar çok sevmiyorlar. Biraz kendi gelenek ve göreneklerine aykırı davranışlar sergilediği için çok böyle şey değiller. Bayılmıyorlar. İşte dövmeleri var, içkiye gece hayatına çok düşkün falan böyle şeyler çok hoş karşılanmıyor burada. Ama babasına çok saygı duydukları için bu kralı da idare etmek zorundalar. Yapacakları bir şey zaten yok. Mesela kralla ilgili ne söyleyebilirim? Kesinlikle aleyhine bir şey söylemek, işte bir davranışta bulunmak yasak, suç, hapis cezası yani direkt. Ya da mesela işte kralın fotoğrafının olduğu para olabilir, başka bir şey olabilir. Bunu yere atmak, üzerine basmak ya da herhangi bir eyleme bu paraları karıştırmak filan da suç. Çünkü üzerinde kral resmi var. Öyle işte. Biraz gürültülü. Tutuklar geçiyor. Polis abilerimiz. Evet, bu da bizi çıplak görmesin diye yine giydirildik. Kimliğinizi bırakmanız karşılığı bunu veriyorlar. Böyle bir kıyafetle tapınağı ziyaret edebiliyorsunuz. Gözlüklerimle falan bayağı uyumlu oldu yani aslında. Ben sevdim. Bakın Sıdık abla muhteşem kombiniyle. Ama çok yakıştı gerçekten. Yani renk çok güzel. Renk tercihi harika. Süper. Çok hoşuma gitti. Valla ben de çok sevdim. Geri vermesek mi? Ben bunu. Ama kimliğimi bıraktım.
Ama gerçekten sevdim ben bu kıyafeti. Ben de senin rengine bayıldım çok özellikle. Çok renk, çok yakıştı. Etekler çok, evet. Kısa, çok uyumlu. Uyumlu yani bayağı. Biletinizle birlikte şöyle küçük bir şişe ücretsiz su hakkınız da oluyor. Arkamızdaki yerden onu aldık. Şimdi tapınağın içini gezeceğiz. Yatan budanın olduğu yere girdik. Çok büyük. Kamerada görebilecek misiniz? Emin değilim. Böyle boylu boyunca uzanıyor buda. Burada da son buluyor. Ayaklarını görüyorsunuz. Çok uzunluğuna. Burada da böyle 108 adet kase bulunuyor. Buda'nın mükemmel olma yolundaki eylemleri tamamladığı söyleniyor. Şöyle yapıyorsunuz. Burada bakın. Böyle para var. Para kasesi var. Bunlardan alıyorsunuz. Her birine atıyorsunuz. Şimdi buradan tekneye bineceğiz. Ya, biletlerimizi aldık. Şimdi bota biniyoruz. Kısacık bir geçiş. Sadece sizi şu arkamda gördüğünüz yerden alıyor ve nehrin diğer tarafına geçiriyor. Orada bir tapınak var. Şimdi ona gezmeye gidiyoruz. Buranın en büyük özelliği ise gün batımı. Çok güzel görünüyor. Öyle inanılıyor. Böyle rahiplerle fotoğraf çekme imkanınız oluyor. Sohbet de edebiliyorsunuz. Fotoğraf bekliyoruz bir dakika. Şöyle video modundayken çekiyorum. Cheese. Şu an Hakan abiyle Instagram arkadaşı oluyordum. Geri gidiyoruz.
Nehirde bayağı yoğun bir trafik söz konusu. Nehirde böyle bu feribotlar eşliğinde günlük 55 bin kişi yolculuk yapıyormuş. Birkaç tapınak gezdikten sonra şimdi tuttuğa bindik yine. Bu en meşhur caddelerine gidiyoruz. Renkler yine harika. Bir de tabii mango sularımız. Evet, smoothie'lerimiz de var. Harika. Bakın bakın, bir dakika. Bangkok'un en meşhur caddelerinden birisine geldik. Ka Son yolu diye geçiyor. Böyle arkamda gördüğünüz cadde boyunca işte bir takım dükkanlar var. Yiyecek, içecek, kıyafet her şey satılıyor. Şurada akrepler var, görüyorsunuz zaten. Bir kıyafet işte almak isterseniz falan sonuna kadar pazarlık yapabiliyorsunuz. Burada buna zaten herkes alışık. Şimdi biz yemek yiyecek bir yer bulacağız. Bir de belki masaj yaptırırız. Bayağıdır masaj yaptıramamıştık yani. Hakan abi televizyondan aldı kendini. Şimdi bir maç var. Böyle televizyon vazifesi görüyor. Ve bir ürtes böyle seyredebiliyorsun. Çok iyi ya. Evet. Bangkok'un en meşhur yerinde yemek yiyoruz. Neredeyse bir aydır Tay yemekleri yiyoruz yani, o yüzden böyle bir şey yaptık biz. Çok iyi oldu ama. Hem de nasıl? Harika bir kaçamak. Mutluluk ya, patates kızartması. Çok mutluyuz. Ama çocuklar gibi şeniz. Oldukça hareketli bir günü daha bitirdik. Bangkok'a girerken gerçekten çok heyecanlıydım. Yani gergindim daha doğrusu trafikten dolayı. Ama hiç beklediğim gibi olmadı. Hem navigasyonu tahminimden iyi takip edebildim. Hem de yani böyle otoyoldan, bu highway dedikleri sürekli üst geçitli yollar falan var ya, böyle üstten alttan yollar geçiyor. Oradan bize direkt şehrin merkezine indirdi navigasyon. Ve tam olarak otelin önüne indik. Göbek'te oteli bulamamak dışında bir sıkıntı yaşamadım. Yanlış çıkıştan çıkmışım, bir tur daha attık geldik falan. Neyse geldik neyse ki. Biraz da bir sıcaktı, kantar içinde kaldık. Bendeki gergin ve stresle birlikte daha da çok terledim. Yerleştikten sonra da birazcık şehri gezindik. Güzel oldu. Çok da beğendiler yani Hakan abiyle Sıdık abla. Biz de burayı çok sevmiştik aslında Fatih'le geldiğimizde. Birkaç günde kalma fırsatımız olmuştu. Hatta iki kez gelmiştik biz Bangkok'a bir takım vize sıkıntıları nedeniyle. O yüzden hani buranın hakkını zaten öncesinde bayağı bir vermiştik. Şey çok güzel oluyor. Daha önce gelip sevdiğim bir yeri, beğendiğim bir yeri aradan biraz vakit geçtikten sonra tekrar gelip görmek gerçekten güzel oluyor. O aradaki değişimi görebiliyorsun, farkları görebiliyorsun. Değişik bir deneyim yani. Şimdi de odadayım. İşte bir şeyler yedik, içtik, akşam da gezindik falan derken dinlenmeye çekildik erkenden. Yarın bütün gün yayayız. Motosikletleri zaten park etmiştik. Şehrin geri kalan yerlerini gezeceğiz. Birkaç planımız var, hedeflerimiz var gitmek istediğimiz yerler hakkında. Bakalım ne kadarı gerçek olacak. Yarın göreceğiz onları da. Sizlere de olabildiğince göstermeye çalışacağım. Dinlenme zamanı, bir de bornozum var. Çok da güzel bir odam var gerçekten. Şöyle göstereyim. Biraz dağınığım ama yapacak bir şey yok. İdare edin. Şimdi tatlı bir uyku çekme zamanı. Bu arada saat 11'e geliyor ve dışarıda o böyle yer delen makine var ya, ne deniyor bilmiyorum. Onu hala çalıştırıyorlar. Herhalde birazdan biter. Ya da bitmez, bilmiyorum. Neyse ki ben çok yorgunum, hemen böyle pat diye bayılıp uyuyacağım. Görüşürüz.